ay bak yani. Ne oldu yine? Konser öncesi kovalarda saçlarını berbat etmişler kızın ya. Allah korusun. Bir kere bana da olmuştu öyle. Perma yaptırayım diye gittim. Neredeyse kel kalıyordum valla. Geçmiş olsun. Ay. Ne yapacak şimdi bu kız? Konser de var akşam. Ah, canım benim, vallahi canım benim. Ya Allah'ın seversen Zeynep, sabah sabah el alemin saçından bize ne ya? Öyle deme. Çok da güzel kız. Hep güzelden başına gelir zaten böyle şeyler. Kimmiş bu kız? Sana ne? Sana ne? Ne mi? Ne, sana ne? Ne bakıyorsun hemen, meraklanıyorsun orada? Bir de ilgini çekmeye başladı haber. Yok yok, çekmedi. Doğru söylüyorsun. Bana ne sevgin? Bana ne, haklısın. Yok yok, öyle oldu. Güzel deyince böyle bir dikildim, böyle bir antenler çıktı, bir şey oldu. Gelmem bu oyuna sevgilim. Hiç boşuna, hiç kasma yemezler canım. Aferin sana. Yalnız kızın saçları resmen turuncu. Ya kardeşim ya, bir yabancıya bu kadar para verilir mi arkadaşım ya? Lan açın şu Türk futbolunun önünü artık ya, hayret bir şey ya. Valla ben olsam dava ederim. Dava etsen ne olacak ki kardeşim? Lobi yapıyor bunlar, menajerler var arada, para kazanıyor adamlar tabii. Kuaförü diyorum be. Ha biz hala orada mıyız? Evet, hala oradayız valla. Gerçi sana bir şey söyleyeyim mi? Kıza turuncu saçta yakışır valla. Özene bözene yaratmış çünkü. Allah sahibine de bağışlar onu. Kimmiş bu güzel kız? Göster bakayım bir. Yemezler canım. Ha. Kaç yabancı alma izni veriyor? Ha, bunu yerler yani. Ha? Zıt eden kim? Anlat bakalım. Kaç yabancı? 6. Bana 8'e izin veriyor da sahada 6 tane oynuyor. Ya artık bayağı zaten 7-8 doğudan 11. Yabancı takım oldunuz gitti yani. Şu merak ettim, göster şunu hadi. Yakılacak o gazete. Yok yok yok. Ulti var mı ulti? Hangi gazete? Hiç yaşlı değilim ama çok yakışıklı. Hangi gazete okuyorsun ya? Hangi gazete okuyorsun? Alo. Efendim. Yok, Ozan diye biri yok burada. Ha, nişan. Ay, evet. Evet, ben nişanlısıyım. Evet. Ne? Bir saniye. Bir saniye. Bir saniye. Ozan. Ozancığım. Ozancığım. Ya 5 dakika daha Ozancığım ya. Bir uyanır mısın Ozancığım? Baban hastanedeymiş Ozan. Hı? Baban hastanedeymiş Ozan. Telefonda. Bir saniye. Ne? Baban hastanedeymiş. Hastanedeymiş. Alo. Evet benim. Ne? Ne oldu babam ya? Ne olmuş? Ha tamam. Tamam. Hemen geliyorum. Biliyorum. Tamam, merak etmeyin. Tamam geliyorum, tamam. Ne olmuş? Babam hastanedeymiş kızım. Onu demedim işte. Ben dedim zaten sana. Ne olmuş? Dedim, önemli bir şey değildiler. Değildiler ama bu saatte hastanede olduğuna göre mutlaka önemli bir şeydi. Kalk çabuk ol. Önemli bir şeydi tabii. Ben de geliyorum seninle. Gel. Ay bir şey yapamadım. Bir şey söyleyeceğim. Ben kırmızı elbisemi giyeyim, mavi elbisemi. Ya Zeynep saçmalama. Babam hastanede diyorum. Sen kırmızı mavi diyorsun. Sen de pembe tuvaletini giy kızım. Hadi çabuk ol ya. Telefonum. Allah Allah. Doğru, haklısın. Ben şey yapamadım. Ben çok saçma bir soru sordum ama tamamen uyku sersemliğiyle sordum. Çabuk ol. Allah. Deniz Hanım. Buyurun. Ferit Bey'in yakınlarıyız da. Ben oğluyum. Nasıl, babam iyi mi? Yaşayacak mı doktor hanım? Ya yaşayacak mı dedi. Şimdi hemen şey yapma. Ne alem yani, görebilir miyiz? Tamam. Sükunetinizi muhafaza etmeniz gerekiyor. Metin olun lütfen. Şimdi Ozan Bey, babanızda ileri derecede bir erektil disfonksiyon tespit ettik. Ve bir saat içinde ameliyat almanız gerekiyor. Ne? Nasıl ya? Ne ameliyatı ya şimdi ya? Allah nasıl? Allah. Yani bir şey söyleyeyim. Çok ciddi bir şey olduğuna göre hemen ölümle burun burunla bir halde mi yani? Ya ne dediniz demin, anlamadım ben. Ne? Erektil disfonksiyon. Yani ne oluyor? Yani sertleşme sorunu. Yani? Ya malzeme doğru olmuyor, bübüş yakmıyor. Şöyle bildiğin. Zeynep Hanım'ın dediklerini toparlamak gerekirse iktidarsızlık.
Babanız iktidarsız Ozan Bey. İktidarsızlık mı? Evet, iktidarsızlık. Sabahın köründe bunun için kalp spazmı geçiriyordum ben ya. Yani Allah'ım ya Rabbim ya olacak. Sen de gülme, Allah'ını seversen Zeynep gel. Ağzım bozuldu. Hayret bir şey. Benim ne yarıyor peki o zaman? Ben mi şey yapacağım tövbe tövbe şeyini? Neyse. Ay çok affedersiniz. Problem değil. Bir yanlışlık olmasın diye. Babam gerçekten ufak acana sıkar doktor hanım. Hakikaten yani o... Lütfen Ozan Bey, bu çok doğal bir vaka. Allah Allah. Biz de Ozan Bey, asabımız bozuldu. Bir şey olacak. Özetle babanızın artık yerine getiremediği bu işlevi bir penil protez yardımıyla ona geri kazandıracağız. Protez mi? Eskisi ne olacak peki? Eskisi duracak tabii ki Ozan Bey. Yani protez dediğim mutluluk çubuğu canım işte. Onu eskisinin içine yerleştireceğiz. Ha. Peki bir şey soracağım ben, merak ettim. Tabii. Şimdi babadan oğula geçiyor mu bu? Genetik bir şey mi yani? Geçerse ne zaman geçer? Genetik faktörler de var tabii ama kesin bir şey söylemek mümkün değil. Eğer Ozan Bey'de de bir işlev bozukluğu oluşursa ben hallederim. Belki ameliyata bile gerek kalmaz. Ne demek o? O ne demek? Ne demek? Ne demek? Ne demek o? Yani Zeynep Hanım yanlış anladınız. Diyorum yani ki genç yaşlarda psikolojik destek, fizik tedavi, ilaç tedavisi gibi yöntemler işe yarayabilir. Ameliyat şart değil demek istiyorum. Ha, değil. Ha, iyisin Ozan. Hadi iyisin. Hanımefendi sana doktorun bir el azı verecek. Hadi iyisin yine. Allah sırası mı şimdi Zeynep? Şimdi takıldım konuya bak. Neyse tamam. Çok teşekkür ederiz doktor hanım. Gerçekten çok incesiniz. Biz babamızı ziyaret edelim. Sonra gelir sizden tekrar gerekirse bilgi alırız. Tabii Ozan. Sizde de sen de hemen Ozan'ın tedaviye başlarsın. Hipokrat demenin var ya, hiç vakit kaybetme. Erken teşhis hayat kurtarır. Ama Zeynep Hanım. Ama Zeynep Hanım. Hadi bakalım görelim. Hadi. Baba, çok korkuttun bizi ha. Ayo korkuyorsan bir de bana sor. Şu 50 yıldır gözün gibi baktığım şeyi birazdan dilimleyecekler. Öyle düşünme, öyle düşünme babacığım. Allah. Yani ameliyattan sonra her şey senin artık. Sağlık, mutluluk, çubuk. Zeynep. Ya bırak kızı takılsın ya. Ne var ki bunda, Allah Allah. Ayıp bir şey değil ki bu. Nasıl olsa senin de başına gelecek. Allah. Niye benim de başıma geliyor ya? Niye bana herkes bunu söyleyip duruyor ya? Ya. Bu babadan oğula geçen bir şey. Sen benim oğlum değil misin? Oğlum. Birkaç seneye kalmaz seninki de teklemeye başlayacak. Pardon, gitmemiz lazım. Tabii, pardon. Tabii. Hadi babacığım. Teklemeye başlayacak diyor. Genetik bir şey çünkü bu. Ah benim canım. Ay benim güzelim. Şimdi ara ara teklemeye de başladı zaten. Ne alakası var ya? Bazen stresten, yorgunluktan şey olmadığı olabiliyor ama bu gayet normal, gayet normal, gayet normal bir şey bu. Evet, evet. Sen hiç merak etme sevgilim, senin aygırın sapasağlığı aygırı sıralı olmuyor. Ama genetik işte. Genetik geçiyor yani sonuçta. Ya bırak şu genetik muhabbetini şeyden. Ya bırak şu genetiği artık, genetik. Babam bu yaştan sonra çubuğumu bu ne yapacak ya? Ne demek ne yapacak? Canım sen onun yaşına geldiğinde ne yapacağız? Biz sadece televizyon mu seyredeceğiz? Aa, doğru söylüyorsun. Yani. Ben de babamın yaşına geldiğim zaman ben de onun yolundan giderim herhalde. Ne demek onun yolundan gitmek? Gencecik ikinci karımı alıp onu mutlu etmek için bir tane çubuk taktırdım. Ne domuzu ya? Genetik işte. Al sana genetik. Ay tamam, başlat bir genetine. Genetik. Niye böyle saf gibi duruyoruz burada? Adama moral vermemiz lazım. Genetik üzerinde konuşuyorduk. Ne olacak? Kaçma gel. Ah bu iktidarsızlık illeti başladı. Başlayalım, Merve'nin imalı hareketlerinden gına geldi. Ya haftada 3 gün bamya yenir mi Allah aşkına ya? Ben yemekten bıktım, o yapmaktan bıkmadı. Ya Merve bile bir şeyleri ima edebildiğine göre durum ciddi yani. Efendim? Bir şey söyleyeceğim baba. Yalnız bu psikolojik bir şey de olabilir. Psikoloğa falan gittiniz mi? Tabii ki gittim. Ama yok, psikolojik falan değilmiş zaten. Öyle olsa çubuk takmıyorlarmış. Çubuk mu? Evet. Feyd Bey, ameliyathane hazır. Siz de hazırsanız birazdan alacağız. Hazırım bebeğim. Baba, merak etme biz yanındayız. Hadi bakalım. Canım biz yanındayız da şey diyeceğim. Merve nerede baba? Hakikaten. Ya Merve alışıver işte. Her renk çap ve markada fantezi iç çamaşırları alıyor şu anda. Alışveriş mi? Siz burada ameliyat olurken Merve alışveriş yapmaya mı gitti? ya anlatamadım ki bir türlü. Ameliyat olacağım diyorum. Ölecek misin yani diye ağlıyor. Mutluluk çubuğu diyorum. Ben bakıyor o zaman da.
Sonunda dayanamadım. Sen git hadi bol bol seksi iç çamaşırları al kendine. Öğleyin de hastaneye geldim. Zaten ameliyat olacağımdan haberi yok. Nasıl haberi olacak ki zaten? Nasıl anlasın? Oğlum bak. Bana bir şey olursa Merve ile Cem Yılmaz sana emanet, tamam mı? Onu öyle yapmayalım, onu öyle yapmayalım. Siz bana emanet edin zaten. Ya baba yapma şunu işte, altı üstü şey ameliyatı, tövbe yarabbim, tövbe yarabbim. Zeynep. Efendim baba. Canım, sen bizi baba oğul yalnız bırakır mısın biraz? Aa tamam, tabii ki, tamam. Hadi, hadi geçmiş canım. Olsun, sağlıklı sağlıklı. Sağ bir daha canım, görüştüğümüzde her şey yerinde, hadi. Ozan. Babacığım. Ya sana bir şey itiraf etmek istiyorum ben. Ya baba, tamam sen aşkın Nihal'le yattın, onu biliyorum. Onu anlattın daha önce, tamam. Bunu itiraf etmene gerek yok. Yok, onun arkadaşı. Ama sen bana ne onun arkadaşından, Allah Allah. Ya sana ne olur mu be? Bir dakika. Arkadaş, Duygu'yu mu diyorsun sen yoksa? Duygu, Duygu. Adını çakıyla bileğime kazıdığın Duygu'dan mı bahsediyorsun sen baba? Ama ben sana bir şey söyleyeyim mi? Nasıl kütür kütürdü biliyor musun? Baba, kütür kütür biliyorsun bir de ya. Ya vallahi var ya, pes ya, pes. Sen bu çubuğu taktırdıktan sonra kim bilir kimlere hallenirsin daha. Tövbe yarabbi, tövbe ya. Evet Ferit Bey, alalım artık sizi. Ya çubuğu... Bak, 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 taktırayım da Simay'ı görürsün bak. Simay, baba, Simay, Simay. Baba sakın Simay'a bulaşma. Bak. İnşallah o doktorlar kökünden keserler de kurtuluruz. Duygu ya. Zeynep. Lokmalıyım mı? Hı hı. Anlayamayacağım ben. He? Ne mi yani? Ya Zeyno. Canım. Ya hani biz bir keresinde senle bu ergenlikte, lisedeyken yaptığımız çılgınlıklardan falan konuşuyorduk da ben sana böyle bir kızın adını böyle çakıyla koluma kazdım falan diye anlatmıştım. Ne güldüm ben sonra ona ama. İşte o kızın adı Duygu'ydu. Ama şimdi ismi söyleyip şimdi olayı dramatikleştirmeyelim. Ne dramatikleştireceğim kızım? Lisede olmuş bitmiş olay ya, tamam. Allah Allah. Tamam o zaman olmuş bitmiş ismini diyeceğim. Evet, İşte babam var ya, onu da... Ozan, inanmıyorum. Onunla da mı yatmış? Evet, onunla da yatmış. Ozan, ben çıkarken onu mu itiraf etmeye çalışıyordu? Evet. Ay inanmıyorum. Ay inanmıyorum ya, sana bir şey söyleyeyim mi? Senin de eski sevgilerin bayağı kaşarmış yani Ozan. Ya bunun benim eski sevgilimle kaşar olmasıyla ne alakası var kızım ya? Allah Allah. Babamın hiçbir suçu yok yani bu meselede. Canım o da ayrı bir mesele yani. Ay ama yani bilmiyorum, benden önceki eski tercihlerin sonra üstüne ben... İlginç yani. Garip. Çelişkili. Ne diyorsun ya? Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. Babana inanamıyorum tabii, seninle ne alakası? Zeynep be. Canım. Düşün ki sen, ben iktidarsız biri olsaydım beni sever miydin? Aa. Ecim bazen olmuyor, seviyorum. Sevmiyor muyum? Aşk olsun. Kızım o bazenlerin yorgunluktan ve stresten olduğunu söyledim sana. Bence bazen değil, hep iktidarsız olacağım. Sever miydin? Çubuk taktırırdık. Ya çubuk falan da taktırmayacağız. Düşün ki hiç yok yani. Ben hep iktidarsız biriyim. Sever miydin, sevmez miydin? Bir düşüneyim ben. Ne o? Severdim be. Severdim tabii ki. Doğru söyle. Tabii ki severdim. Canım aşkım. Sen benim oram olmasaydı. Oram olmasaydı sever misin? Kızım oram olmasa erkek olurdun. Topluyum ben. Sevmezdim tabii. Bak öyle değil. Var ama kapalı. Açardım ben onu. Peki ben bir şey soracağım. Düşün ki ben mesela sürekli burnunu karıştıran bir herifim. O zaman sever miydin beni güzelim? Sürekli severdim. Burnunu karıştırıyorum. Doğru söyle. Severdim. O alışkanlığını yok ederdim. Peki bir şey söyleyeceğim. Ben de şu anki halimleyim. Şöyle böyleyim yani. Aynıyım, seni seviyorum. Ama kadınlardan da hoşlanıyorum. O zaman seni daha bile çok severdim sevgilim. Ama çok altaya geliyorsun. Çok hayvansın. Ama öyle güzel bir yem atıyorsun, gelmemek elde değil be sevgilim be.
Hadi babam ameliyattan çıkar şimdi yanında olur. Bir şey daha soracağım. Hadi hadi babam ameliyattan çıkacak. Son bir soru. Allah. Son bir soru daha. Ne olur. Tamam benim memelerim olmasaydı ya da olmasaydı. Yok yok olsaydı. Olsaydı ama iç büküyor olsaydı böyle içine doğru çıkmış. Saçmaladın. Hadi babam ameliyattan. Sevmezdim. Severdim. Sevmezdim. Severdim. Hadi vallahi kapı babam ameliyattan çıkınca yanında olalım. Olur. Hadi. Bir terslik çıkmasa bari. Aman canım ne tersliği çıkacak. Getirme aklına böyle şeyler. Çubuk takacakları yerde denge bileziği takacak halleri yok yani. Onu demiyorum kızım. Ameliyat sonuçta bu yani. Ne olur ne olmaz. Yok bir şey olmaz. Aa Merve geliyor. Merve. Aa ne haber? İyi sağ ol. Senden ne haber? Ay doymuşsun alışverişe Merve. Ay sorma ya. Evet. Ay Ferit öğlen burada ol demeseydi daha da doyacaktım da. Bu arada Ferit nerede? İşte biz de onu bekliyoruz. Babam küçük bir ameliyat geçiriyor şu an. Ameliyat mı? Evet yani insanlık için küçük ama sizin için büyük bir ameliyat. Daha doğrusu sert. Sert bir ameliyat. Sert? Sert. Çok sevdim kızım. Gidiyorum baba. Ah geldi. Ferit'im. Ferit'im öldün mü aşk kuşum? Ben ne olacağım şimdi? Pardon, geri mi döneceğim şimdi? Sakin ol ya. Allah Allah. Dur. Ay ne olacak şimdi? Kâ. Şu anda narkozun etkisinde. Odasına götürüyoruz. Bu arada hanımefendi nesi oluyor? Hanımefendi eşi olur. Ha çocuğunun annesiyim ben. Evet. Pekala. Başarılı bir operasyon geçirdik hanımefendi. Güzel. Ve ayılması 15 dakikayı bulacak. İsterseniz siz onunla beraber gidip kendisine refakat edebilirsiniz. Geçmiş olsun. Sağ ol, narkoz ne? Hadi. Bu arada Ozan Bey, sizde de bir sertleşme sorunu olursa muayenehanemi beklerim. Öyle bir sorun olacağını zannetmiyorum doktor hanım ama bir çayınızı içmeye gelirim. Pekala. Şu anda çok pis bir sertleşme sorunu yaşıyorum Ozan. Çok pis bir sertleşme sorunu yaşıyorum. Şunu çok pis bir şekilde geçirivereceğim. Olacak. Yürü. Yürü. Bir çıkarırım vallahi sana. Yürü babam çıktı mı yattı? Bence saçmalık. Aman yani şimdi artık böyle sevişmeye hazır olmak için orasını mı sıkacak? Evet sevgilim evet. Ama söyleyip durma için bir kötü oluyor vallahi. Ay çok acayip. Mang. Yapma ya. Mang mang. Ya Zeynep yapma vallahi bir tuhaf oluyorum kızım ya. Mang 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 mang. Ya yapma diyorum sevgilim. Mayık mayık mayık. Yapma Zeynepciğim yapma lütfen ya. Sinir oluyorum zaten. Yapmayayım mı? Yapmayayım mı? Yap yap. Mank 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 mank. Bonk bonk. Mayık mayık. Ne yapıyorsun sevgilim? Coğrafi keşiflerde bulunuyorum da. Problem var galiba. Ya aşkım sırası mı şimdi? Yatıyor Allah'ın seversen ya. Sen beni istemiyor musun ya? Nereden çıkardın kızım ya? Niye istemeyeyim seni? Yorgunum sadece. Hepsi bu. Yorgun musun? Evet. Ay yorgunsun. Çok yorgunsun. Ay yorgunmuş. Böylesini de ilk defa duyuyorum yani. Neyi ilk defa duyuyorsun yani? Bir erkeğin yorgunum diyerek sevişmeyi reddetmesini ilk defa duyuyorum yani. Böyle bir şey yok. Böyle bir dünya yok. Erkek yani erkek her zaman hazırdır yani. Ne demek her zaman hazırdı ya? Ben insan değil miyim ya? Allah Allah. Hor çeşmesi miyim ben? Hayrat mıyım ben? Hayrat bir şey ya. Ya istiyor musun yani beni? Ya istiyorum tabii. Sadece biraz yorgunum. Hepsi İstiyorsun bu. İstiyorsun da hareket mi yok yani? Yorgunum diyorum sevgilim ya. Allah Allah. Hadi yat uyu. Tamam. Bir şey söyleyeceğim. Bunun üstesinden beraber geleceğiz tamam mı? Neyin ya? Of ya. Babandan sonra şimdi bir de senin için arayacağım Üroluğu tamam.
Tam arayacağım hemen üroluğu arayacağım. Ya delirdin mi kızım? Gecenin bu saatinde üroluğu nereden bulacağız ya? Bu saatten değil. Yarın kalkar kalkmaz üroluğu arayacağım. Ya kalkar kalkmaz sana ne ya? Allah Allah. Nasıl? Yok öyle değil. Öyle bir kalkmak değil. Ben şey yapacağım yarın kalkınca. Ya. Sen kalktığında değil. Kalksan kalkmasan da. Yok. Tamam, gıcıklığından mı yapıyorsun? Hayır. Hayır bilmiyorum da bunların hepsi o kapıya çıktı. Bilemedim birden. Ben uyanacağım. Ben uyanacağım. Seni kaldıracağım işte. Sen kalk. Sen de kalkmasan da. Ama başka nasıl anlatabilirim ki? Dalga mı geçiyorsun hakikaten? Ciddi söylüyorum. Abi bütün o şeyler o kapıya çıktı. Hiç farkında olmadan yapıyorum. Sadece yorgunum. Hepsi bu. Hiçbir şeyin hiçbir kapıya çıktığı falan tamam, yok. Tamam. Biz yarın bir, hayır, yarın olsun. Bir kalkalım da yarın.